Ve projedeki belli bir sıra numarasıyla katıldı tabii ki projeler. O numaralar doğrultusunda davet edeceğinizi hatırlatmak isterim. Ve ilk olarak Eşdeğer Mansiyon 03 numaralı projeyle ekibi temsilen davet ediyorum. Sevince Bayrak Göktaş ve Oral Göktaş. Pek tabii ki bir ekip çalışması olduğu için ekipte yer alan bütün isimleri zikretmeden de geçmek istemeyiz. Emine Derya Ertan, Atıl Akgündüz, yardımcıları Ayşe Büşra İkinci, danışmanlar Mustafa İspir Gürbaz, inşaat mühendisi, makine mühendisi Ohanes Gül ve elektrik mühendisi Rana Tülay Kadıt. Buradalarsa bekliyoruz. Söz konusu olunca sporu temsilen basket topu ve Barış Manço CD'si bu paketlerin içerisinde merakınızı cezbettiğini tahmin edebiliyorum. Teşekkür ediyoruz. İkinci eşdeğer mansiyon ödülümüzü açıklıyoruz. 38 sıra numarasıyla ekip adına Sayın Tolga İltir ve Sayın Mehmet Siyah İmren'i davet ediyoruz. Danışmanlar İnşaat Mühendisi Necdet Demirel, Makine Mühendisi İbrahim Kutlu Köroğlu ve Elektrik Mühendisi Mehmet Ali Kılıç. Buyurun. Devam ediyoruz. Ekip adına yine almak üzere Mehmet Metin Polat ve Bilge Alço aramızda mı? Buyurun lütfen. Ve diğer ekibimizi davet ediyoruz. 69 sıra numaralı proje. Ekip adına Ferite Önal ve Zafer Akdemir'i davet ediyoruz. Buyurun. Ve Hasan Taş. Projeyle ekip adına Nevzat Oğuz Özel ve Yasemin Say Özel. Beyza Yavuz, Caner Haksever, Danışmanlar İnşaat Mühendisi Enes Aksu, Makine Mühendisi Burhan Sadıkoğlu ve Elektrik Mühendisi Murat Çatak. Ve ilk üçe geldi şimdi sıra. 88
sıra numarasıyla üçüncülük ödülünü kazanan projeyi 2000 sorumlusunu davet ediyoruz. Sayın Elif Erdoğdu, yardımcılar Gizem Güzelsoy, Faruk Mahkuloğlu, Gizem Fırat, danışmanlar inşaat mühendisi Fuat Özmek, makine mühendisi İsmail Cenk Armaksızoğlu ve elektrik mühendisi Kemal. İkinci olan projemizi davet ediyoruz. 8 sıra numaralı proje ve ekip Selim Veyoğlu, Erce Funda, Orkun Özüer, Ersen Gömleksiz. Danışmanlar inşaat mühendisi Bülent Tepeci, makine mühendisi Cafer Akçı ve elektrik mühendisi Haydar. Ve birinci ödülü artık açıklıyoruz. 89 proje katılmıştı, bir kez hatırlatmak isteriz. Ve birincilik ödülüne kazanan projemizde 44 sıra numarasıyla proje iştirak etti. Ekip adına yine herkesi davet etmek istiyoruz pek tabii ki. Ferhat Hacı Ali Beyoğlu, Deniz Dokgöz, Orhan Ersan, yardımcılar Gülcan Apacan, Bora Örgülü, Ahsen Düşkün, danışmanlar... İnşaat mühendisi Cemal Coşar, makine mühendisi Uğur Yılmaz ve elektrik mühendisi Ali Kılıç. Aylarca süren titiz çalışmada çok kıymetli katkıları dolayısıyla jüri üyelerimize de teşekkür belgeleri takdim etmek istiyoruz. Belirtmek isterim ki belediye başkanımız da projenin aynı zamanda danışman jüri üyesi. Teşekkür ederiz size de. Ve başkan yardımcımız Sayın Mehmet Şengül'ü davet ederim. Lütfen. Diğer başkan yardımcımız Sayın Başar Bilboğlu. Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Sayın Ülkü Koçer. Buyurun lütfen. Ve Kadıköy Kent Dayanışması adına Sayın Güneş Gürsel. Buyurun lütfen. Son olarak Sayın Ömer Yılmaz, Mimar Sayın Ömer Yılmaz. Bu arada
başka üyelerimiz aramızda değil ama yine ismini iade etmeden geçmeyelim. Sayın Hüseyin, Sinan, Omacan aramızda değiller. Evet başkanım, izninizle şimdi de asli jüri üyelerimize geçiyoruz. Onları davet edeceğim. İlk olarak jüri başkanımız Sayın Haydar Karabey. Yüksek Mimar Profesör Doktor Sayın Haydar Karabey. Sonra davet edeceğim. Evet, Doçent Doktor Yüksek Mimar Sayın Bülent Batuman. Sonrasında Kolombiya'da zaten asil jüri üyelerimiz sizlerle olacaklar. Onları tekrar davet edeceğim. Yardımcı Doçent Doktor Yüksek Mimar Sayın Özgür Bingöl. Yüksek Mimar Sayın Ahmet Önder aramızda değil, teşekkür ediyoruz kendisine ve diğer jüri üyemiz Yüksek Mimar Sayın İlker Özler. Buyurun. Sayın Semra Yüksek Mimar, Sayın Semra Uygur. Buyurun lütfen. Ve Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Günkut Barlar. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ediyoruz ve 7 jüri üyelerimize devam ediyoruz. Yüksek Mimar Sayın Emre Torbaoğlu. Üyelerimize devam ediyoruz. Yardımcı Doçent Doktor Yüksek Mimar Sayın Eser Yarcı. Buyurun lütfen. Yüksek Mimar Sayın Yelda Gül. Buyurun lütfen. Ve son olarak Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Bahadır Akgül. Buyurun. Ve raportörlerimizle devam ediyoruz. Mimar Sayın Deniz Öztürk. Lütfen buyurun.
sevgili mesai arkadaşımı davet etmek istiyorum şimdi de. Yine projenin bir diğer raportörü, mimar sevgili Şule Sarıkoç. Tabii ki gerçek bir emekçi olarak Şule sahne arkasından geldi. İTÜS Proje Müdürlüğü adına son teşekkür belgemizi takdim etmek istiyoruz. Mimar, çok özür dilerim, müdürümüz Sayın Leyla Ters. İTÜS ve Proje Müdürümüz Sayın Leyla Ters. Zorlu bir süreç ve jüri üyelerimizin zorlu görevi devam edecek. İzninizle ben jüri başkanımız, yüksek mimar profesör doktor Sayın Haydar Karabey'i davet etmek istiyorum. Jüri başkanı olunca çetrefeyli süreçler hep size kalıyor. Sevgili hocam, süreç hakkında bilgi verecek ve sonrasında da kolokyumla ilgili konuklarımızı yine siz takdim ve davet edeceksiniz. Tamam, hemen o zaman davet edelim sizleri. Profesör Doktor Yüksek Mimar Jüri Başkanımız Sayın Haydar Karabey, Doçent Doktor Yüksek Mimar Sayın Bülent Batuman, Yardımcı Doçent Doktor Yüksek Mimar Sayın Özgür Bingöl, Sayın Ahmet Önder aramızda değiller, bahsetmiştik. Yüksek Mimar Sayın İlker Özel, Yüksek Mimar Sayın Semra Uygur, Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Ünkut Barka ve Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Bahadır Akgül bizlerle. Hocam, mikrofon sizde. Evet. Davet ediyorum. Şimdi ki söz söyleme görevi verildiğine göre başlarken çok kısa ben de bir açıklama yapayım. Aslında süreç size anlatıldı bizim. Son 7 ay ama daha önceden, bir yıl neredeyse önceden başlamış doğru bir süreç. Fakat biz burada davet edilmekten jüriye son derece mutlu olduk. Çünkü Kadıköy bir fırsattı. Bu konu çok ilginçti ve çok karmaşıktı ve çok zordu. Tabii ki daha önceden yaptığı yerel üretimin aktörlerle ki bu zaten ne kadar değerli bir şey olduğunu, bir iş olduğunu gösteriyor. Toplantılara ek olarak bir de jüriyle birlikte bir toplantı düzenlenmesini sağladılar. 40'a yakın sivil toplum temsilcisi ve değerli şahıs, vatandaş her alandan bu toplantıya katıldı. Biz dinleyici olduk. Zaman zaman çelişen, zaman zaman uzlaşan inanılmaz sayıda tabii taleple masaya geldiler. Hatta toplantılardan sonra şöyle bir söz duyduk. Biz bu kadar farklı talebin dile getirilmesi bizi de şaşırttı. Biz bu işi uzmanlarına bırakıyoruz, kolay gelsin deyip gittiler. Ama tabii bir tane bayağı zorlu bir temsilciyi de aramıza sızdırdılar bu arada, Güneş. Çalışmalara başladığımızda
Genellikle klasik yarışmalarda olduğu gibi uzun bir program yazmak ve bunda metrekareler koymak, işte bunların ayrıntılı ilişkilerini koymak ve talep etmek yerine jürimiz kendi içinde yardımcılarıyla ve danışmanlarıyla çok uzlaşı içinde bu işin aslında bu karmaşık işin bir senaryo işi olduğunu ve tabii ki bu zorlu yerde böyle bitmiş bir form üzerinden ya da bir takım metrikler üzerinden gitmenin doğru olmayacağını, dolayısıyla biraz serbest bırakmak gerektiğini düşündü. Ve böylece özellikle de kamusal mekan kullanımını hem zemin kodlarda hem de diğer kodlarda birkaç kere vurgulayan bir şartname yazıldı. Sıkışık kentsel dokuda elbette bizim için açık alanlar çok önemliydi ama ağır kitle beklentimiz olmadığı olabildiğince vurgulandı ve birinci aşama değerlendirme sonucunda bu konuya yaklaşık 5-6 farklı tür ve tipoloji ortaya çıktı. Biz bunların yolunu açalım, ikinci aşamada böylece farklı yaklaşımları değerlendirme şansımız olur dedik. İki aşamanın şöyle bir avantajı daha oluyor. Çokça sorulur kolokyumlarda. Kriterlerimiz neydi diye. Yani bu kriterler bu süreçte kendiliğinden belirlendi. Zaman zaman yeri gelirse konuşuruz. Ben sadece bana ait olan ama benim görüşüm değil yani. Arkadaşlarımdan da kurtardım. Bir döküm yaptım. İkinci aşamada oldukça önemli bir yeni kriterde jürinin ve idarenin talepleri ve yapılabilirlik ve maliyet oluyor. Bunu da ikinci aşamada daha ciddi olarak değerlendirdik. Bir iki ilginç gözlem daha size aktarayım. Biz alan bir kapasite tanımı yaptık ve sonunda ilk gelen aşamadaki önerileri ölçtük 11.500 metrekare ile 19.500 metrekare arasında teklifler, önermeler gelmişti. Ortalaması 15.500'dü. Biz bunu ikinci aşamaya geçen yarışmacılarla paylaşmakta bir sakınca görmedik. Ve gerçekten birinci olan projede şu anda 15.400 metrekare. Dolayısıyla oradan bir sorun ortaya çıkmadığını da baştan söylemiş oldum. Gene bir iki proje biraz daha az olmakla birlikte buradaki tüm kazanan projeler, yani ikinci aşamaya geçen projelerin yaklaşık 1200 ila 1600 metrekarelik, ki arsamız bizim 4500 metrekare civarında, yeni bir kamusal açık alan oluşturabildiğini, fakat farklı kodlarda da olabiliyor bu, gözlemledik. Bu da bizi sevindirdi. İsteklerimizin ve düşüncelerimizin, daha doğrusu idarenin isteklerinin ve sivil toplumun ve oradaki halkın çok farklı isteklerinin birçoğunun projelerde gerçekleşmiş olduğunu gördük ve son derece sevindik. İdarenin de bu konuda mutlu olduğundan dair bir geri besleme aldık aynı zamanda. Benden bu kadar. Artık böyle durumlarda değil mi? Sorunu bırakmak lazım sözü. Biz konuştuk. Var mı bu arkadaşlarından eklemek isteyen, bir şey eklemek isteyen? Ahmet Önder'in bir mazereti var. Dolayısıyla bulunamıyor. Biz özür diliyoruz tabii sizlerden. Evet efendim, söz salonun. Değil mi? Ahmet Bey baş yönetecek. Saygılar konuklar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Süratle konuklarına geçiyoruz. Emeğin geçen bu çalışmada herkese de şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Söz salon. Buyurun efendim. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Arkadaşlarımız yardımcı olacak mikrofon konusunda. Evet, kalktım efendim, ben göremiyorum. Ön taraftan var efendim. Beyefendiye verir misiniz? İsminizi de zikrederseniz. Adım Ozan Öztepe.
Ben yarışmalarda idarenin temsiliyetiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Belki sadece bu yarışma içinde ilgili olmayabilir, daha genel olarak da cevaplanabilir. Öncelikle idare bir niyet ortaya koyuyor, bir yapıyı elde etme niyetini. Bir şekilde jüri belirleniyor ve jüri bir bakıma idarenin gözü kulağı oluyor ve en uygun, o alan için en uygun projeyi seçmekle görevlendiriliyor. Şimdi kimi yarışmalarda sonuç ürün ortaya çıktıktan sonra idare birinci seçilen projeyi bir şekilde işte hoşun işi olamıyor, tam benimsemiyor vesaire. Kim yarışmalarda idare zaten danışman jüri üyesi de olduğu için bir söz söyleme hakkı da oluyor. Kim yarışmalarda işte jüri başkanı diyor ki işte son 3-5 tane ya da birkaç tane proje belirlendikten sonra idare işte başkan ya da idareyi temsil eden kişi çağrılıyor, onun yorumu alınıyor. Yarışma yönetmeliğine baktığımız zaman da net bir şey yok. Yani mutlaka idare yarışmanın şu noktasında bu kadar net bir şekilde yarışmaya girer diyerekten. Bu yarışma bağlamında da mesela sizler nasıl bir süreç yaşadınız? Hani idare, hani sizler jüri üyesi olarak zaten iki aşamalı bir yarışmaydı. İşte ikinci aşamada işte başkan ya da idareyi temsil eden kişi gelip kendi fikrini beyan etti mi? Ve sonuç ürün özelinde idarenin memnuniyeti söz konusu mudur? Buna teşekkür ederim. Evet efendim, ben jürinin nasıl cevap vereceğini bilemiyorum. Bir mutabakatınız var mı? Siz başka olarak mı cevap vereceksiniz yoksa diğer arkadaşlar da herkes kendi adına cevap verecek? Yani sözü olan konuşur. Peki efendim. İsterseniz sizden de başlayalım. Doğru, evet. Yani evet. Aslında idare adına konuşmuyorum yani. Bu soru jüriye gelmiş ama idare kendi görüşünü de bildirebilir tabii ki sizin sorunuzu. Yani evet, bu bizim rastlayabileceğimiz muhtemelen bilmiyorum, çok fazla deneyim yok ama en nitelikli davranan, en saygılı davranan liderlerden biriydi. Bir kere bizim talep ettiğimiz toplantıyı defalarca yapmış olmana rağmen bölge temsilcileriyle yapmakta bir sakınca görmediler. Bu katılımcı modeli desteklediklerini gösteriyor, benimsediklerini gösteriyor. Aynı zamanda süreçte her zaman yanımızda oldular ama müdahil olmadılar elbette. Fakat bildiğiniz gibi yani benim yani naçizane diyeyim tecrübemle olaylar kristalize olmaya başladığı zaman sonuna doğru davet edilir idare temsilcileri ve kendilerinden görüş alınır. Ama biz hani sürpriz bunu seçtik hadi bakalım ne yaparsanız yapın diyecek bir davranışımız olmadı. Elbette kendileriyle kim görüşmelerimiz oldu ama bu iyidir şu kötüdür diye katiyen bir değerlendirme yapmadılar. Fakat ortaya çıkan sonucu da gördükleri zaman iyi, filan dediler yani. Bunu biz kendimiz daha sonuçtan sonra duyduk. Ayrıca tabii en fazla titizlenmemiz gereken bizim meslek camiamız olarak ve yarışma kültürü olarak elbette binanın gerçekleştirilebilirliğinin sağlanması. Bu konuda da kendilerini yani buradalar istiyorlarsa derhal söz alabilirler. Çok kararlı, bütçe ve süreler hakkında bile gayet ciddi ve sorgulayıcı olduklarını gördük. Bu da bizi çok rahatlattı. Arkadaşlarımdan varsa rica edeyim yani. Hepsini söylemişim. Ben o zaman idare adına bir şey söylemek ister mi? Başkanımız burada mı? Ya da başkan yardımcılarımız. Bize destek oldukları için huzurunuzda bir kere daha teşekkür edeyim. Gerçekten müdahale etmediler. Hani onları ihmal ediyoruz aslında. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten uygun. Yani şu top olayına kadar raket olmasın, plexiglas karışmasın bu bir şey değil. Basket topuna kadar onları desteğini hep gördük. Ve Barış Manço CD'sine kadar. Top da var hocam. Top. CD var. Tabii lütfen sen. Semra Hanım buyurun. Cantura Spor Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi. Ben Ankara'dan İstanbul dışından birisi olarak Kıvay'la yüzleştiğimde Kadıköy'ün ilk istediği şey toplantılarda ve özellikle de Kadıköy'lü İstanbul'lu jüri üyelerinin de istediği kullanıcılarının buraya ilişkin fikirlerini söylemeleri. Benim bulunduğum birçok jürinin içerisindeki en değişik taraf bu jüride kullanıcıları ve sivil toplum örgütlerini yarışmanın başından itibaren işin içerisine katıyor olması. Ki bu da kullanıcıları
idarenin işin içinde bir her zaman görmesi ve onların da isteklerinin burada yer almasına yönelik bu gerçekten örnek bir tavır oldu. Ben onun için idareye ve o süreçteki katılımcılara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, değerli. Arkadaşlar, başka değerlendirme yapmak isteyen jüriyemiz var mı? Zannediyorum yok. Jüri tarafı bu çalışmada olumlu bir etki aldığını idareden ifade ettiler. İdarede sessiz kalarak bunu teyit etti herhalde. Salondan başka söz almak isteyen arkadaşınız var mı? Beyefendiye veriniz. İsmini de söyler misiniz efendim? Teşekkür ederim. Merhabalar. Kürşat Açıklıyoruz. Mimar. Ben şeyi merak ediyorum acizane. Yarışmanın tek aşamalı değil, iki aşamalı olmasının getirisinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Çok vaktim olmadı ama 20 dakikada ödül alanlara bakınca birinci aşamadan ikinci aşamaya geçişte neler değişmiş, neler geliştirilmiş yönünde baktığımda fazla bir şey çok göremediğimi söyleyeceğim ama bu benim eksikliğimden olabilir. Faydalı olmuş mudur ki aşamalı olması onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Jüri üyeleri, kim söz almak ister efendim? Şimdi iki aşamalı olmasının her bir proje üzerinde farklı farklı sonuçlarını gördük. Yani benim kişisel değerlendirmem bazı projelere yaramamış iki aşamalı olması. Projenin daha geriye doğru gittiği durumlarla karşılaştık. Gelişmeyen projeler var. Yani sizin de belirttiğiniz anlamda. Bir de bu iki aşamalı olma sürecini ilk aşamanın sonunda ayrı ayrı yarışmacılara iletilen raporları dikkate alarak ve ihtiyaç programında ikinci aşamada istenilenler üzerinde detaylı bir şekilde mesai harcayarak yerine getirmiş olan projelerde var. Ama bu yarışma özelinde iki aşamalı olmasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki proje alanının kısıtlarından ötürü tek aşamada yanıt arama konusunda tereddütte kaldığımız bir takım diğer disiplinlerden uzmanların da çalışacağı etabı özellikle ikinci aşamaya bırakma yönünde bir eğilimde bunun ikinci aşamalı yani iki aşamalı olması yönünde bir mutabakata varıldığını belirtebilirim. Burada bir özel işte yapmak gerekiyor galiba mimarlık olarak. Eğri oturup da doğru konuşmak lazım belki. İkinci aşamada gerçekten söylemek gerekiyorsa yeteri gelişmenin olmadığını özellikle Özgür'ün beklentimiz olduğunu ifade ettiği mühendislik yönünden bunların projeye bizim aklımızda olan beklentiler kadar yansımadığını da ifade etmekte fayda var galiba. Çünkü bu bina gerçekten yapılacak, yapılacak olduğu için de iki aşamalı ve diğer disiplinlerin de projelere daha fazla katkı koyması beklentimiz bütün projeler açısından tam anlamıyla da yerine tam getirilememiş olduğunu söylemek gerekiyor bence. Başka değerlendirme yapmak isteyen cümlemiz var mı efendim? Salona. Beyefendi yarar mısınız? Sol tarafta. İsminizi de lütfedin. Ömer Zerçufaz, mimar. İki aşamalı yarışma ve istenenler özellikle de iki aşamayla beraber jürinin tarif ettiği program üzerinden ben bir söz almak istedim. Böyle bir aşağı yukarı 8-10 yıldır iki aşamalı yarışmaları mimarlık ortamımızda görüyoruz. Bazıları işe yarıyor bazı açılardan. Bazıları da genelde işte Semra'nın şu anda söz aldığı üzere çok da verimli olmadığını görüyoruz. Yani böyle özellikle çetrefilli bir problem üzerinden iki aşamalı bir yarışma açma fikri çok aslında anlaşılır. Yani birinci aşamada bütün bu tedirginlikler üzerine bir fikir elde etmek. İkinci aşamada da bunu daha detaylandırma, mühendislik projeleriyle de biraz daha incelme ve uygulamayla alakalı daha rafine bir sonuca ulaşma diye böyle bir kavrayışım var bununla alakalı. Çok anlaşılır buluyorum bunu. Ama bunun paralelinde
yarışmayla beraber tanımlanan program ve istenilenlerin bu motivasyonla biraz çatıştığını da düşünüyorum açıkçası. Muhtemelen programı eline alan bütün yarışmacılar ilk aşamada şöyle düşündü. Yani birinci aşamada da ikinci aşamada da bu kadar ağır teslim koşulları tam olarak ne anlama geliyor? Bu kadar yoğun programı olan bir yarışmada neredeyse bir aşamada, birinci aşamada, bir aşamalı bir yarışmanın ilk aşamasında olması gerektiği kadar ağır bir teslim koşulu var. Sonra ikinci aşamada tekrar, daha da bu biraz daha yükseltilerek tekrar isteniyor. Bu biraz yarışmacılar açısından ağır bir yüke tekabül ediyor bence. Yani şöyle bir kurgu olabilirdi diye düşünüyorum bunun üzerinden. Birinci aşama gerçekten daha fikir odaklı, çözümlerin farklı parametrelerle nasıl ele alınabileceği ile alakalı fikirleri ortaya atan, ikinci aşamada da daha incelmiş bir çözüm önerileri zinciri belki olabilirdi. Yani dolayısıyla birinci aşama teslimiyle beraber bence yarışmacılar olması gerektiğinden daha fazla yük altına yükü üstlenmek zorunda kaldılar. Acaba yani iki aşamalı kurgu biraz daha farklı şey yapılabilir miydi, formüle edilebilir miydi diye bir şey sormak istiyorum. İkinci soruda program bu kadar ağır olmak zorunda mıydı? Yani bununla ilgili kurguyu oturturken bunun yoğunluğuyla alakalı araştırmayı yaptınız mı? Çünkü gerçekten çok ağır ve bazı açılardan çok baş edilmez bir büyüklüğe tekabül ediyordu. Bu iki soruya paralel nasıl cevap verebilirsiniz? Efendim teşekkür ediyoruz jüri üyelerimiz. Kim söz almak ister? Öncelikle söz edelim, buyurun. Birinci aşamada biraz fazla şey istediğimizi itiraf edeyim ben kendi açımdan. Yani fazla şey derken fazla çalışmak istediğimizi. Ama diğer yandan şunu söyleyebiliriz. Söyledim de zaten ama başka türlü tekrarlayayım. O kadar çok talep geldi ki ve elimizde o kadar az bir malzeme var ki yani biz buraya bunlar barışık bir biçimde sığar mı? Yani barışın altını çiziyorum diye oturduk testler yapmak zorunda kaldık. Yani mesela bir havuz meselesi var, havuz problemi. Israrlı bir talep var çevreden. Başka da yer yok. Bundan sonraki bilmem kaç kilometre ileride onu da yapalım, bunu da yapalım falan. İşte benim sahne destek olsun, 250 kişi olsun. Kemancı'nın safra çalabilirim, bu da orkestrası girerse akustik mükemmel olsun. Şimdi böyle olduğu zaman gerçekten büyük bir ikilemde kalınıyor ve biz ama bir miktar test ederek bunların buraya barışık olarak sığabileceğini gördük. Nitekim sonuçlara baktığımız zaman da aslında yani direkt olarak tek tek tüm projelerle ilgili belki bu tartışılamaz diyemiyorum ama gerçekten başarılabildiğini görüyoruz. Bu ikinci bölümün yanıtıydı ama birinci bölümle ilgili şunu söylemek. Yani çok istiyordum bunu söylemek, sağ ol. Onu da söyledim ama iki aşamada şöyle bir yararı oluyor. Çok ağır program. Program kristalize oluyor. Yani bir miktar yarışmacının getirdiği, bunca beynin getirdiği öneriler de netleşmeye doğru gidiyor. Kristalize iyi bir sözcük, başka bir sıfat bulamıyorum. Alan kristalize oluyor, onu da söyledim demin. Yani 11.500'ün, 19.500'ün tam ortalamasında neredeyse bütün son projeler, son 8 proje kalabilmişti. Alan verdiğimize göre alanı da sizlerden sağ olun, zekamızdan ve deneyiminizden aldık. Tipoloji ayrışıp tekrar kristalize olabiliyor. O da bizim için çok ciddi ve nitelikli bir deneyim oldu bu görüşme sürecinde. Ve benim için yine onu da söyledim tekrar ama kusura bakmayın. Kriterler kristalize oluyor. Yani hiçbir zaman baştan kriter bambaşka şudur budur diye. Yani şeyleri not atmıyoruz çünkü. Burada iyilerin arasından daha iyi olabilecek iyi araştırıyoruz. Dolayısıyla özellikle kriterlerin kristalize olması benim açımdan çok değerliydi. Mesela giderek bağlam öne çıkıyor. Geri dönüyor, işlevlerin barışıklığına bakılıyor, tekrar geri dönüyor, kamusal mekanın şeyine bakılıyor, kazanımlarına bakılıyor, tekrar geri dönüyor. Çevredeki insanların gözüyle projeler algılanmaya çalışılıyor. Derken böyle hakikaten gereksiz akademik bir tartışma, üstelik meslektaşlarımla bir şey
aktarıyormuş gibi olmamak için. O kriterler bir biçimde sıraya diziliyor. Bu bir avantaj. Doğru, evet çok çalıştık. Yani biz de çok çalıştık. Farkındaysanız bilmiyorum. Umarım farkındasınızdır bu iki aşama olmasından dolayı. Yani biraz üzülmüş olabiliriz, yormuş olabiliriz mimarlık camiamızı ama sonuçta iyi bir yere varmış olduğunu tekrar ümit ediyoruz efendim. Evet, lütfen. Teşekkürler, buyurun. Deneyimli iki aşamacılar vardı bu arada. Başka bir şey söyleyeceğiz mi? Tamam. Aşamalı yarışmalardan beklentimiz önce bir fikir, arkasından bunu incelme ve detaylandırma olması çok doğal bir durum. Ancak buradaki aslanın küçüklüğü, bulunduğu yerin sıkışıklığı bize birinci aşamayı daha fikir düzeyinde istemeye de biraz engel olur nitelikteydi. Bir miktarı da hani daha nasıl azaltacağımızın da çok formülünü oturtamadık aslına bakarsan. Yoksa iki aşamanın böyle bir süreci olması daha doğru. Program açısından sıkışıklıkta haklısınız tabii. Ama bir de şöyle bir durum vardı. Her yaştan insanın havuz biraz öyle çıkan, yıkılan sanat ve sporun ilavesi olarak çıkan havuzun bir nedeni daha fazla farklı yaştan kullanıcıların burayı sahiplenmesi. Havuz biraz sağlık nedeniyle daha burayı kullanan üst yaş grubunun da bu alanın paydaşları olması için ilave edilen bir işlevdi. Ama bütün bu alanı sıkıştırdığı da doğru. Yarışmanın da bu nedenle zorlu bir süreç olduğunu da kabul etmek zorundayız hepimiz. Ben de iki aşamalı olmasıyla ilgili şu imkanı vermesinden ötürü yük ağır olmasına rağmen bunun göze alınabileceğini düşünüyorum. Yani ilk aşamada belli bir potansiyeli olan ve geliştirilebilme kapasitesini içeren projeleri yeniden değerlendirebilmek adına bu ikinci aşamanın faydalı olduğunu düşünmekteyim. Yani bu aşamada beklentileri karşılamıştır, karşılamamıştır. Kişiye göre değişebilir. İkinci konuyla ilgili olarak tabii ki bu ihtiyaç programı oluşturulurken neredeyse böyle 30 küsur kişinin masanın etrafında olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani kişisel olarak ben başından itibaren havuzun burada olmaması gerektiğini, metreküp olarak bir şekilde sığıyor olmasının ihtiyaç programının hayata geçirildiği andan itibaren bunun çalışacağına bir yani ispatı olmadığını düşünenlerdenim. Dolayısıyla bu havuz problemini bence hayat çözecek. Yani çalışıp çalışmayınca göreceğiz. Bu yapının kendine has koşullarından ötürü hacimsel olarak bir yere sığıyor olmasının isabetli karar olup olmadığını o zaman değerlendireceğiz. Yani şu anda ben bir şey söyleyemiyorum. Ama Selçuk'a katılıyorum bu noktada. Var mı arkadaşlar? Yani bu aslında bir katılımcılığın maliyeti olan bir şeydi programın yoğunluğu. Yani demokratik bir katılım mekanizmasını işletmek bu idarenin ortaya koyduğu bir çerçeveydi. İdeal olarak hepimizin de paylaştığı bir düşünme biçimiydi. Ama sonra gerçekten de çok farklı, hatta zaman zaman birbiriyle çatışan talepler gelmeye başladığı zaman bu bir demokratik katılım probleminin mimari bir probleme dönüşmesi anlamına geldi ve bunu da jüri çözmesi gerekti. Aslında enteresan böyle bir görev ortaya çıktı ve bayağı bir çalışma yaptı aslında jüri. Gerçekten bunlar işte uzlaşabilir mi? Barış içinde bir arada yaşayabilirler mi bu program yoğunluğu gibi sorular üzerine orada jürinin tabii aslında meslek camiasını temsilen yaptığı bir ön çalışma vardı. Bu anlamda da birinci aşamanın sonunda gelen projelerin meslek camiasının jürinin yüzünü idareye karşı karar çıkarmadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir açıdan bir araştırmaydı, bir açıdan da bir deneydi. Ben sonucun tatmin edici olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani zor bir problemdi. Bunun ön çalışmasını jüri yapmıştı. Daha sonra da 89 proje somut çözümler getirdiler. Nitelikli çözümler geldiğini düşünüyorum. Tam bir şey.
Buyurun hikaye. Bu denli yoğun bir programın istenmesi belki biraz da idarenin kararını görmemizden kaynaklanmış olabilir. Çünkü konunun tüm aktörlerini sürecin her aşamasında bizimle birlikte aynı masaya oturtma becerisini gösteriyor. Sürekli değişen bir program, değişen istekler, birbiriyle çelişen, çakışan isteklerle boğuşuyordu. Bunun sonrasında idarenin bunu ortaya koyma kararını görünce bir parça aslında ikinci aşamanın daha da inceltilmiş ve uygulamaya yönelik bir proje olması beklentileri ortaya çıktı. Belki dediğiniz şekilde düşündüğünüzde ilk aşama daha fikir üzerinden tartışılsa bambaşka fikirler ikinci aşamada olgunlaşmak üzere biraz daha yaratıcı olabilirdi. Ama dediğiniz gibi, herkes aynı şeyi söyledi zaten, süreç biraz bizi buraya getirdi. Efendim, zannediyorum bu konudaki değerlendirme bitti. Tekrar salona dönüyoruz. Beyefendiye verir misiniz? Ön tarafta gördünüz değil mi arkadaşım? Evet. İsminizi de lütfen edin efendim. Yavuz Selim Sepin. Şimdi bu yarışma ile ilgili ilk önce iki aşamadan bahsetmek istiyorum. Bu iki aşamalı yarışmaları biz Avrupa'da girdiğimizde birinci aşama için sadece konsept istenir. A3 formatındadır. Belki iki tane, belki üç tanedir. Bu konsept üzerinden jüri ikinci aşamaya geçer. Yani birinci aşamada mümkün olduğunca büroları bu yüklü çalışmadan tasarruf edip sadece fikre odaklı sonuçlar değerlendirilir. Sonra ikinci aşamada istediğiniz kadar yüklenebilirsiniz. Burada en büyük bence hata birincide 1/500 maketinden tutun sistem detayına kadar her şeyinin istenmesi. Şimdi diyorsunuz ki 89 tane katılım var. 89 tane katılımı bugün ben kendi adıma böyle bir yarışma için böyle bir yarışmaya katıldığımda en azından 40 bin lira, 50 bin lira bizim giderimiz olur. Yahut da işte olsun. Bürosuna göre değişiyor. Ve bunun arkasındaki şeyi de düşünmenizi isterdim. Elektrik mühendisi, işte statikçisi, makinecisi vesairesi vesairesi. Yani bir ordu çalışıyor. Ve sonuçta siz 8 tane seçiyorsunuz, güzel. Ama birincide istediğiniz insanları büyük külfet altına sokmuş oluyorsunuz. Eğer iki aşamalı olmamış olsaydı, birinci aşamasında herkes bunu göze alacaktı. Bu birincisi. İkincisi, Kadıköy'ün en önemli bölgelerinden, yani çok çarpık, sıkışık, böyle bir bölgesinde bu kadar büyük bir programı istemek de büyük bir hata. Bence burada büyük bir fırsat yine kaçırılmış. Böyle bir değerli bir arsamız var. Onu da koy, bunu da koy, şunu da koyalım. Aa olmadı, bunu da koyalım. Olmadı, dört katta işte efendim otopark koyalım. Korkunç bir yoğunluk. Ben anladığım kadarıyla böyle çok önemli bir ve beni çok heyecanlandıran bir bölgede böyle bu yarışmaya katılmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi başkanın da ön sözünü yaptığı yarışma şartnamesinde Kadıköylüler için bir kamusal alan yaratılması. Bir yeşil alan yaratılması. Bunun içerisinde de çok ağır bir program. Karşı karşıya geliyorsunuz ve bu ağır programın strüktürel bir takım
sorunları ve zorunlulukları da var. Bakıyorum, buradan 89 tane yarışma neticesine baktığınızda hakikaten arkadaşların hepsinin ellerine sağlık. Çok büyük emekler vermişler. Ama benim açımdan burada mimari bir ikon istenmiyor, istenmemeli. Burada kamusal bir alanın bir nefes alınacak, bir ferahlık oturup işte ne bileyim bir kafeni içeceğin rahat bir alana ihtiyaç var diye bakıyorum. Ve bu ön sözden de anladığım, çıkardığım şeyler buydu. Yani programa baktığınızda aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık, biz aşağı tükürdük. Bütün programı aşağıya koyduk. Fakat jüri tarafından ve şeyden beğenilememişiz. Bu kamusal alanımız herhalde çok fazla geldi. Benim dikkatimi çeken bu tür seçimler daha azınlıktaydı. Birincinin haricinde, birinci daha şeydi. Fakat strüktürel bir takım problemler olduğu için biz onu korkarak hepsini tek düzlemde yapmaya çalıştık. Benim açımdan daha önce de bu değerli arsada belediye tarafından tanıdıkları, tanımadıkları bir sürü mimar arkadaşımıza da öneriler yaptırılmış. Yani o kadar deneyimler olmuş ama sonuçta yani keşke bir AVM yapsalardı, belki de bu kadar yoğunluk ortaya çıkmazdı. Veya şöyle diyeyim, eğer sportif bir takım ihtiyaçları burada Kadıköylülerin giderilmesi konusunda bir sorun varsa, 1000 kişilik bir seyire ne ihtiyaç var? İnsanlar buraya spor yapmak için gelecekler, seyir için değil. Dediğiniz gibi yüzme havuzu, kültür merkezi. Yani bunlar birbirinden olabilir, her şey olabilir. Bana verin böyle bir 5 hektar arazi, 10 hektar arazi, hepsini rahatça koyalım. Kaldırın buradaki sporu, götürün ne bileyim salı pazarına AVM yapacaklarında oraya spor tesisi yapsınlar. Ama Kadıköy'ün bu bölgesinde bence açık, rahat, kamusal alanlara ihtiyaç vardı. Söyleyeceğim aslında daha çok şeyler var ama şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyoruz. Bu kolokyumda en fazla konuşulan konu herhalde program ve açıkçası şey oluyor, iki aşamalı yarışma jürilerinden değerlendirmeye karşı bir değerlendirme yapmak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun efendim. Program yoğunluğunu eleştirip AVM olsaydı onu tam anlamadım yani nasıl oluyor ama. AVM'de bu yoğunluğu bundan daha az oldu. Orada bir ironi. Tamam ben ironiyi yakalayamamışım. Şunu söylemek istiyorum. Bir, bu kamusal alan meselesi bizim için önemliydi. Ama kamusal alan yaratırken, özellikle açık kamusal alanlar yaratırken buranın Bellek'teki Cafer Ağa spor salonu olma niteliğinin fiziksel ifadesi olan salonun da tamamen gömülüp görünmez hale gelmesini olumsuz değerlendirdik. Bunun ötesinde aslında ilk 8 projenin de yani bu yoğunlukla ilgili eleştirileri yapıyoruz ama işte yer altını kullanarak yer üstünde tanımlanan, imar olanan tamamını tüketmeden gayet nitelikli açık mekanlar ürettiğine de dikkat çekmek isterim doğrusu. Evet efendim. Bu konuda görüş bildirmek isteyen jüriyemiz var mı? Peki, salondan beyefendiye mikrofonu uzatır mısınız? Tevfik Sayılar Kırksal, mimar değilim ben, Kadıköy yaşayanıyım. Ben şeyi merak ediyorum,
bir Kadıköy yaşayanı olarak birinci ve ikinci olan projelerde jüri üyelerini etkileyen en temel fark neydi? Yani birinci ile ikinci arasında hepinizin farklı değerlendirmeleri olmuştur mutlaka. En temel fark neydi? Yani neden birisi birinci oldu, neden ikinci oldu? Ben ikisini de daha bakmadım, bilhassa bakmadım. Sizin bu söyleyeceğiniz şeylerden sonra aşağı indiğimde inceleyeceğim. Sorum bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun Haydi abi. Çok istediğimiz bir şeydi. Bir şey yapılamıyor Türkiye'de biliyorsunuz. Yani biz bunu ikinci aşamada halk seçsin falan dedik ama fanteziymiş yani, yasal değilmiş. Ama geldiğiniz için en azından teşekkür ederim. Aslında böyle bir ikinci kolokyum idaremiz için de artık yeter yani diyecek ama hani bir de orada nasıl sunulacak bu? Zaten sergi de açık. Yani bol bol fikirlerini söylerseniz bizler de aydınlanıyoruz. Bir kere bu açıdan teşekkür ederim. İkincisi şunu söyleyeyim hemen. Ben hemen baktım siz 1-2 deyince. Şöyle bir şey yapmışım kendi tipolojim. Kendi adıma yapıyorum sadece bunu. Kamusal ekstra açık alan. Yani bu kamusal mekan deyince biraz daha farklı algılanabilir diye söylüyorum. Yani bildiğimiz meydan falan diyelim buna veya her neyse. İlk 5 sıradaki projede de yaklaşık 1000-1500 metrekare civarında ek kullanılabilir ferah alan üretiliyor. Bunlardan birincisi çatısında birinci ödül, ikinci ödül üst orta terasında, üçüncü ödül yarattığı bir iç avlunun içinde, diğer iki ödül öbürlere bu notu almamışım. Ara katta bir terasta, bir balkon gibi terasta, bir tanesi de önünde tamamen bir piyaza ya da plaza yaparak zeminde. Fakat zeminde olduğu zaman işte salonlar yok oluyor, yani Cafer Has spor salonu gömdük demeyelim diye bir hatta küçük espri yapıldı mimarlar arasında. Dolayısıyla buradaki sıralamadan çok açık, yani karşı iddialar da var bakayım meslektaşlarımızın ama yani ben tekrar bir bakmanı rica ediyorum. 1200 ila 1500-1600 metrekare ki zaten arsamız 4000 metrekare, binamız 4000 metrekare. Orada bir takım parsel artıkları var, onlar zaten sokak kafeler olarak kullanılıyor. Ağaç var, ağaç korunuyor. Ama bu kazanım bizi ciddi olarak etkiledi, bunu açıklamalıyım. Yani diğer işlevlerin, teknolojinin, mimarinin, estetiğin, strüktürün, güvenliğin, konforun vesaire bildik, bizim bildik kriterlerimizin dışında. Özellikle burası için dikkat edilmiş olduğunu açıklamak isterim. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Buyurun Sabri Hanım. Arasındaki en önemli farklılık, tabii Kadıköy'den böyle bir sorun gelmesi çok güzel. Keşke hep böyle sorunlar gelsin. Çünkü gerçek kullanıcı sizsiniz. Umarım bizim seçmeyi seçtiğimiz ve seçtiklerimiz olacağını düşündüğümüz kullanımları yerine getirip mutlu edecektir kullanıcılarını. Birinci ile ikinci arasındaki benzerlikler ikisinin de kamusal alan yaratması ve bu kamusal alanların da davetkar bir biçimde ikincide her iki kottan hem arkadan hem Sakız Sokak tarafından erişiliyor olması. Birincinin ise bulunduğu ve ikincinin kot yüksekliğinin fazla oluşu, birincinin o sıkışık alan içerisinde 15,5 metre yükseklikteki yapılar arasında çok alçak, daha az bir kotta yarattığı huzurlu olduğunu inandığımız, o nedenle seçtik. Huzurlu kamusal açık alanının ve ışıklı Cafer Ağa spor salonunun, çünkü bütün projelerde spor salonu var ama spor salonunun ışık alması, huzurlu ve aydınlık bir ortam olması da önemli bir etken. Birincinin özellikle öne çıkan taraflarından bir tanesi de yarattığı sakin mekansal kamusal alanın üst kottaki kafeyle ve salonla desteklenerek de üzerinde ayrıca işlevler yapılacak nitelikte geliştirilebilir olduğu. Umarım bu ileride de böyle canlanır
ve kullanıcıların desteğiyle de daha altı işlevlerle zenginleşir diye umduğumuzdan birinci, ikinciye göre daha birinci olarak değerlendirildi. İkincinin de çok önemli nitelikleri var ama daha yapısal gözüken ve daha yüksek olan bir yapı. O nedenle birinci, ikinciye kıyasla öne çıktı. Teşekkürler efendim. Salona dönüyorum tekrar. Pardon, böyle başka bir değerlendirme yapmak isteyen jüriyemiz var mı? Yok, salona dönüyorum tekrar. Beyefendi, görelim size ben. İsminizi de lütfedin. İsmim Altimur Türmen, basketbol antrenörüyüm. Öncelikle belirtmek istiyorum ki şu andaki Cafera Spor Salonu basketbol altyapı faaliyetler açısından İstanbul'daki en önemli spor salonu. Özellikle geçmişteki Lütfü Kırdar Spor Sergi Sarayı basketboldan gittikten sonra Cafera Spor Salonu biz basketbol adamları için adeta küçük bir spor mabedi haline gelmiştir. Dolayısıyla oradaki spor salonu ve oradaki basketbol ve diğer spor faaliyetlerinin devam ettirilecek olması çok övgüye değer bir konu. Çünkü bir ara oradan tamamen spor salonunun gideceği söylentileri de çıkmıştı. Hatta Basketbol Federasyonu'ndan öyle bir izlenim de edinmiştik. Ama tekrar üstüne basa basa söylüyorum ki oradaki basketbol faaliyetleri İstanbul'daki altyapı basketbolunun yani gençlerin ve çocukların yetiştirileceği spor faaliyetlerinin en önemli merkezi. Burada benim merak ettiğim konu en başta kullanıcıların görüşleri alındı denmişti ama görebildiğim kadarıyla jüride bir spor adamı veya bir basketbol adamı, yüzme adamı yok. Bu değerlendirme ve seçim aşamasında spor adamlarının özellikle kendi branşım olarak olduğundan merak ediyorum basketbol adamlarının görüşleri nasıl alındı? Değerlendirmede etkisi oldu mu? İkinci sorum da sayın jüri üyelerinden birisi az önce yüzme havuzunun işlevsel olabileceğinden bahsetti. Yani çok sıkıştırılmış bir proje olduğunu söyledi, yanlış anlamadıysam. Eğer gelecekte o yüzme havuzu hakikaten faaliyet gösteremeyecekse o zaman ölü bir yatırım mı olacaktır? Onu merak ettim. Ne olacak o zaman? Teşekkür ederim. Ben şimdi zannediyorum o süreci bildiğim için size ben yanıt vereyim. Şöyle ki katılımcı bir şekilde bu proje ele alındı. Ben Deniz'de belli süreçlerde Cafera sakiniyim, orada oturuyorum. Bu sürece katıldım. Görüşlerimizi beyan ettik. Mahalle meclisi olarak geldik. Mahalle meclisi de katıldı. Bu toplantılar sırasında spor adamları, kültür adamları hatırlayabildiğim kadarıyla hepsi vardılar ve görüş beyan ettiler. Ayrıca bu jürinin içerisine yarışmalar yönetmeliği gereği profesyonel insanları alamıyorsunuz. Ancak danışmanlar var. Danışmanlardan yararlanılıyor. Tabii program tartışması yapılabilir. Çünkü o toplantılarda bendeniz de gözlemiştim. Herkes kendi istediği fonksiyonu idealize etmeye çalışıyor. Oysa elde 4200 metrekare bir alan var. 15000 metrekare var. Ha, projenin sonuçları yine de buna rağmen olumlu. Bendeniz de fikrimi söylerken havuzun olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Ama ortaya bir şeyler çıktı yani netice itibariyle. Bilmiyorum yeterli oldu mu? Şey, buyurun. Bakın, bu senin bir yanıt oluyor. Yani burada bu bin seyirci ne arıyor? Siz o kafasının altına kesinlikle düşmeyi mahvederiz sizi. Yani böyle sokağa dökülürüz gibi. Yani şakayla karışık elbette. Şimdi artık bakın mabet adını, sözünü, deyimini kullandı. Bir şey daha var. Hepimiz biliyoruz bu yarışma ağırlığı sisteminde. Tabii çok değerli müelliflerimizin böyle yapacağından da eminiz. Onlar gerçek uygulama süreçlerinde muhakkak hem spor, hem akustik, hem sanat dalda
danışman kullanacaklardır. Dolayısıyla zaten FIBA'nın en azından veya voleybol federasyonlarının kendi asgari standartları var. Yani oturma, görme, eğimi, scoreboard konu vesaire. Onlar daha ciddi olarak ele alınsın diye zaten bu işler biraz miktarda yapılıyor. Dolayısıyla o konularda ne derler? Müsterih olmanız derler, değil mi? Teşekkür ederim. Sizden bir derlerden yapacaksınız. Senden buyurun. Boyutsal standartlar zaten yarışma şartnamesinde verildiği için basketbol sahasının bununla ilgili zaten böyle bir programla yüzleşen mimar bunu verilmese bile bu standartları açarak bu boyutlara göre genellikle davranır ki burada da zaten öyle oldu. Salonun ölçüleri ve standartlarıyla ilgili değil, işlevselliğiyle ilgili, soyunma odalarının yerinden hakemlerin ve sporcuların salona nereden girip çıkacağını, seyircilerin nereden girip çıkacağına kadar tamamen faaliyet ve fonksiyonuyla ilgili spor adamlarının görüşleri alınması gerekir bir spor salonu yapılıyorsa eğer. Evet. Ben bir spor adamı olarak çok yaşadığım için bazen birçok spor salonu yapılıyor ama spor adamlarının görüşü alınmadan ve sonradan biz bakıyoruz ki orada bir sürü fonksiyonel eksiklikler veya yanlışlıklar var. Ben bunu kastederek... Doğrudur efendim. Yani işte arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi 82 yarışmacı vardı. Mimarlık en temel meselelerinden bir tanesi de bu fonksiyonların doğru konumlandırılmasıdır. Çok yakın inceleme fırsatım olmadı, kabaca inceledim ama arkadaşlarımızın ifadelerinden onu anlıyorum. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmışlar herhalde, öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Buyurun efendim, salona dönüyorum. Arkada bir arkadaşımız var. Merhabalar, Ozan Ertuğ ben. İkinci aşamada gelen projelerden biraz tam tatmin olmadığınızı söylediniz. Ben buna hani belki biraz çok kimsenin tam dillendiremediği, belki de biraz görgüsüzce olabilecek bir şekilde. Hani bu yarışmanın hani iki aşamalı ve bu kadar çalışma istenen bir yarışmanın emek ve bedel olarak verilen karşılık, verilen ödüllerin tatmin edici olmadığını düşünüyorum. Tatmin edici olmayınca da çok kabaca ikinci aşamaya kalan yarışmacıların belki, çok özür dilerim eğer burada bir şey yapıyorsam bir suçlama veya herhangi bir şey değil. Ben sadece bir psikolojik değerlendirme yapıyorum olarak düşünebilirsiniz. İkinci aşamaya kalındıktan sonra zaten mansiyonlarla birincilik ödülü arasında çok bir fark olmadığı için doğal olarak pek elleri şeye gitmemiş olabilir, kaleme gitmemiş olabilir. Bu da çok doğaldır. Ben bunu tamamen hani bu kadar ciddi ve bu kadar yoğun bir çalışma talep edilirken, bu kadar da profesyonel ve baskı uygularken en azından bu yarışmanın ödüllerinin 2 ile çarpılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, yani buna jürinin cevabı var mı yok mu pek emin değilim. Pek emin değilim. Var mı efendim? Ben buyurun. Yarışmalara böyle bakıyor olmasını doğrusu ben hayretle karşıladığımı baştan söylemek isterim. Yarışmaya yani hakikaten bu anlayabileceğim bir ifade olmadı. Çünkü bu bir kendiyle savaşmak, kendiyle yarışmak, bir yer için daha iyisini yapmaktır yarışma. Eğer zaten böyle bir durumu, böyle bir belki eziyeti, bu kadar çalışmayı göze alamıyorsa bir yarışmacı, o zaman hiç girmesin. Ve şunu da çok yadırgıyorum, yani kendi adıma yadırgıyorum. Yarışmanın, hele ikinci aşamaya kalmış bir yarışmacının mansiyonla ödül arasındaki miktarın farkına göre kalemini oynatıp oynatmamasını, doğrusu o yarışmacının mesleğini ve yaptığı işe ne kadar bağlı olup olmadığıyla ancak düşünebilirim. Benim anlayabileceğim bir açıklama olmadı. Ödüllerin düşük olması,
fazla olması o ayrı bir mesele. O başka bir şey. O yönetmeliklerle bağlı bir durum. Yönetmeliklerden çıkan bir sonuç. Ama özellikle genç arkadaşlarımızın böyle düşünüyorlarsa buna diyecek hiçbir şeyim yok. Sadece üzüntü duyarım bundan kendime. Efendim müsaade ederseniz karşılıklı olmasın Ozan Bey. Yok, sadece bu benim direkt düşüncemi yansıtan bir şey değil. Genel bir psikolojik değerlendirme yaptım. Ve bence yani gerçekçi bakılırsa bunun gayet olası olur. Efendim mesajımız alınmıştır. Teşekkür ederiz. Bu konuda başka değerlendireceğim efendim sana. Yok herhalde. Buyurun efendim. Yani bu ikinci turdaki durum projelere mesai verilmemesiyle ilgili değil. Mesela bazı projeler proje yorgunluğuna uğramış. Yani nasıl diyebiliriz? Hani over design aşamasına geçip ilk turdaki duruluğunu kaybeder ya. Yani gereğinden fazla uğraşıldığı için bazı projeler geriye gitmiş. Bir de ciddi anlamda mesafe kat eden projeler varken ben şu an notlarıma baktığımda işte 78 sıranoğlu proje, 8 sıranoğlu proje ilk tur sonucunda yazılan tüm kritiklere yanıt vermeye çalışarak ikinci turdaki çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yapmışlar. 3 sıranoğlu proje ve 51 sıranoğlu proje de bunu yapmaya çalışırken ilk turdaki olumlu yanları geriye götürmüşler. Yani o nedenle hani bizim bu anlamda bir ifademiz olmadı. Yani beklentileri karşılamaması meselesi, mesai verilmemesiyle ilgili bir durum değildi. Yani böyle bir genellemenin yapılabileceği bir vakadan söz edemeyiz bu yarışmanın üzerinde. Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, bana bir program verilmedi yani saat konusunda. Şayet programın yürüten arkadaşlar böyle bir şey bana söylerlerse belli bir noktada bu tartışmayı kesmek durumundayız. Şimdi devam ediyoruz. Önce hanımefendiye, sonra size efendim. Ön tarafa verir misiniz? Buyurun. Konuyu uzatmak gibi olacak. Bir isim alalım efendim. Pardon, Eylem Önan, mimar. Ben Ozan Bey'di. Açıkçası onun fikrine bir miktar katılıyorum. Burada mesaiden öte Semra Hanım'ın kendi söz ettiği uzmanlıkları bir miktar almakla ilgili bir durum. Bunların hepsi bir miktar maliyetleri de etkileyen çalışmalar gerektiriyor. Bir de eğer biz toplam sürece baktığımızda 8 Şubat'ta başlayan ve Haziran'da yapan 5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Birinci aşamada ödül yok. En az 6 kişilik ekiplerin çokça yoğun çalışmasını gerektiren bir süreç bu. Yarışmaların biraz daha özendirici olması açısından jürilerin ödüller konusunda bence asıl işveren olan belediyeleri yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yılda verdiği ruhsat sayısı rekora ulaşan bir belediyeden bahsediyoruz. Bu da ayrı bir nokta. En azından Kadıköy Belediyesi'nin burada uygulamaya yönelik en çok sonucu istiyorsa ve bu baskıyı sizin üzerinizde ve aynı zamanda yarışmacıların üzerinde de kuruyorsa bunun maddi dengesini de biraz daha gözetmeliydi. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkürler efendim. Jüriye yönelik bir değerlendirme değil. Yok, var mı? Var mı efendim? Hazır, buyurun. Hazır. Buyurun. Buyurun. Peki. Kanun ve yani yasa ve yönetmelikle bağlıyız. Yani biz cebimizden de ekleyebilirdik de o zaman biraz artardı. İşte top falan var. Ayrıca şunu söyleyeyim. Yönetmeliğin tanımladığı hesap yöntemine göre bu yarışmanın birincisinin ödülü iki aşamalı da olsa 55, 58, 60 bin lira civarlarında. Yani belediye bunu biraz bizim hatırımız için daha fazla zorlamıştık. Diğer açılarda haklısınız. Yani masraflı, zahmetli bir yola giriliyor. O yola girmeyi kabul eden ya da o mücadeleye ve zevk duyan ve kendi kendisiyle de aynı zamanda yarışmaktan haz duyan meslektaşlarımız olduğunu eminim yani bunu para için yapmaya. Teşekkür ederim. Buyurun Semra Hanım. Kendi düşüncem bu. Buradaki ödüllerin 3 katlı olsa burada gelen projelerin bilgi birikimlerinin daha fazla artmayacağını kendi inancım olarak tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu bilgiyle ilgili, araştırmayla ilgili, verilen ödül bedeliyle ilgili olmadığı kanısındayım. Teşekkürler efendim. Beyefendiye verir misiniz mikrofonu? Teşekkür ederim. İsmim Armağan Akdoğan.
Benim birkaç sorum var. Bu yarışmalar çok tartışılıyor. Özellikle tekniği, yapış şekli, ödüllerin yüksekliği, azlığı vesaire. Ben yani açık bir soru sormak istiyorum. Dünyada hangi meslek bu şekilde yarıştırıyor insanları? Ya bu bir aslında bir kumara dönüşmüş değil mi diye soruyorum. Ya bu aslında Birinci Dünya Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı da vermiyoruz şu an. Hani, vatan millet biz hani kendi özverimizle tabii ki de çalışırız da bu işi birazcık da artık daha profesyonel bir zemine taşımanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu ikinci aşama, yani ikinci aşamada bu kadar emek verip çalışmış olan insanların ikinci aşamaya geçtiğinde ya bu iş alım disiplin içerisinde görülmeyip 8 yarışmacıya neden aynı bedel verilmiyor? Onu merak ediyorum, onu soruyorum. Bence verilmesi lazım. Demin Yavuz Selim Beyefendi söylediği gibi Avrupa'da hani bu da düşünülen konulardan bir tanesi. Çünkü bir hizmet alanının ve eşitliği olarak görülüyor. Dolayısıyla siz dolayısıyla 1 ile 2, 3. arasındaki çok az farklar başka şekilde algılanıp başka şekilde yorumlanıyor biraz evvel de dinlediğimiz gibi. Yani bu kadar. Şimdi tabii özellikle bu yarışma özelinde bir değerlendirme değil zannediyorum. Genel bir değerlendirme. Genel değerlendirme ama şöyle bir noktası var tabii bu seçim yarışma jürisinin kararına kalıyor genelde. Açık bir şekilde. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirmek için bu diyorsunuz. Evet, peki. Değerlendirme yapmak isteyen arkadaşımız var mı? Yani burada konunun muhatapları var. Muhtemelen sizin bu değerlendirmenizi ileriki tarihlerde yapılacak toplantılarda, yarışmalar meselesi üzerinde değerlendireceklerdir. Buyurun efendim, sol tarafta bir arkadaşımız Ömer Bey galiba. Merhaba. Merhaba. Benim sözüm biraz uzun olabilir, kusura bakmayın. Öncelikle ben kazananları tebrik ediyorum. 4-5 yıldır sanıyorum ilk defa Twitter'dan ya da sosyal medyadan böyle bir tebrikte bulunmadım. Kusura bakmasınlar aynı zamanda arkadaşlarım. Kadıköy Belediyesi, aynen Haydar Bey'in söylediği gibi sonunda hiçbir şeye müdahale etmeden çok başarılı bir sürecin tamamlanmasını sağladı. Ben de o konuda belediyeyi çok başarılı buluyorum. Süreç içinde biz ciddi bir şey yaşadık. Jüride ciddi bir tartışma yaşadık. Onu burada anlatacak değilim ama kolokyumda bu notu düşmek istiyorum. Daha sonra bunu anlatmak gerekirse bilinsin istediğim için bu konuyu açmayacağım. Şimdi birkaç mesele konuşuldu. Bu iki kademeden başlayalım. Kimse söylemedi. Aslında iki kademeli yarışma yanlış. Burası tek kademeli yarışma yeri. Yani iki kademelinin A3 olması değil Yavuz abi mesele. A3 olsaydı bir şey çözülemezdi. Çünkü çok sıkışık bir program var. Tek kademeli yarışmanın gerektiği bir şeydi. Bu birazcık odanın zorlamasıyla oldu. Oda başkanımız da burada. Sinan yok burada. Sinan aslında sanıyorum bunu gerçekten zorlayandı. Dolayısıyla yanlış bir yere doğru gittik. Ve işte bütün bu iki kademe tartışmaları yaşandı. Bunu bir kere altını çizmek istiyorum. İkincisi, Haydar Bey'in söylediği kristalize olma meselesinde, kriterlerin kristalize olmasında açık alanla ilgili, yani açık alanın birincil kriter haline gelmesiyle ilgili mesele ilk kademe seçiminde bence ciddi bir sorun yaşattı. Bu sonuçlardan da okunuyor, o birazcık yarışmayı sorunlu hale getirdi diye düşünüyorum kendi adıma. Yani bu kriterin jüri tarafından daha önceden daha çok çalışılarak daha iyi olgunlaştırılması ve yarışmacılara açık alanın baştan çok daha önemli olduğunun altının çok daha kabaca çizilerek verilmesi gerekiyordu bence. Net bir şekilde çizilmesi lazımdı. Bu demokratik yürütülen süreç dedi Bülent, ona katılıyorum. İşte o STK toplantısından aslında önce iki kademe kararı alınmıştı. Yani STK toplantısı bizi, jüriyi iki kademeye zorlamadı mesela. Önceden belliydi. Dolayısıyla yine orada iki kademenin yanlışlığı meselesi var. Şimdi şube başkanımız burada. Buradan bu çağrıyı ona yapıyorum. Bir süredir Arkitara'da Bornova Belediye Yarışması'nın miktarları tartışılıyor. Yani bu miktar meselesine referans olsun diye söylüyorum. İşte 2000-3000 liraya da yapacağını söyleyen var. 60 bin liraya yaptığını söyleyen de var bir yarışmayı. Şimdi 2-3 bin dediğiniz zaman Mimarlar Odası ve hatta Türkiye Mimar TMM OB'nin açıkladığı bir şey var. Asgari ücret var. Ben oradan giderek kıdem tazminatını, yemeği falan hesapladım. 27 lira bir mimarın
Saati 27 lira. Yani 2000 dediğinizde siz bunu bölüm kaç saat çalışmış oluyor? 100 saat bile olmuyor. 80 saat mi olur? 80 saat ne olur? Bir kişinin 9 günü. Yani 9 günde bu yarışma yapılamaz. 2000 lira, 3000 lira yarışma yapmak diye bir şey söz konusu değil. Bunu yaptığını söyleyen mimarlar var, yapıyorlar gerçekten. Ama Arman'ın söylediğine burada da referans vereceğim. Kendine saygısı yok. Yani kendi zamanını, yarışmanın maliyetini dök dediğinde adam maketin maliyetini döküyor, baskının maliyetini döküyor. Ya senin zamanın esas para yani. Time cost maliyeti denen maliyetten haberi yok. Hanımefendiye de, Eylem Hanım'a da referans Haydar Bey'i destekleyecek bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten, hatta ben de itiraz ettim, burada zorda kalırız. Yönetmelikler bunu zorluyor. Bunun çünkü sanırım 350 civarında bir ödül vardı. 250 falan çıkıyor hesaplarsanız Excel'den, yönetmeliğin gösterdiği Excel'den. Ancak orada işte bir maddeyle altını çizerek yükseltebiliyorsunuz. Ama bir yandan da hani Kadıköy'deki büyük kentsel dönüşümden dolayı belediyenin zengin olması ve yükselebileceği eleştirinize de katılıyorum. Ama bunu şöyle çözmemiz lazım. Karşılıklı olmasın efendim. Ben tamamlayayım. Mimarlık ortamını bunu şöyle çözmesi lazım. Yarışmalarda elbette düşük olacak bu ücretler. Fakat yarışma tamamlandıktan sonra, işte Çağrı tam da burada büyük kendi şubesine. Yarışma tamamlandıktan sonra masaya oturduğu zaman müellif emeğinin karşılığını fazlasıyla almalı. Jüriler işin verilme şeklinde çok titiz olmalılar. Ve masaya oturan müellif de geri adım atmamalı. Yani ne olacak? 350 bin lira olsun. Sonra ama 2 milyon yıllık bir iş aldığı zaman bir ofis, herhangi bir ofis, ne kim olduğunun önemi yok. O onun 2-3 senesini kurtarıyor. Dolayısıyla burada savunulması gereken öncelikli olarak yarışmaların ödülleri değil, daha sonra yarışmaların yarışmayla kazanılmış haklar ve onların bedelleri olması lazım. Uygulama projelerinin bedelleri olması lazım. Teşekkür ederim. Ömer Bey, bir konuya açıklık getirir misiniz efendim? O proje özelinde mi iki kademeliği reddediyorsunuz yoksa tabii, genelde mi? Tabii ben şöyle, yani bu yarışmada kesinlikle bence net olarak iki kademeli yarışma yanlış. Peki yani bu tabii konu şu anda tartıştığımız konu üzerinde soruyorum. Yani buysa buna jüri cevap versin ama diğerine isterse cevap versin. Çünkü genel bir değerlendirme, ücretler meselesi, iki kademeli yarışma. Biraz önce arkadaşımıza söylediğimizi yine tekrarlayacağım. Yani bu genel sorunun muhatapları salondadır, not almışlardır. Ama yine de buna rağmen jüri değerlendirme yapmak isterse buyurun efendim. Buyurun efendim. Yazılmış bir durumdur diye bakabiliyor. Çünkü yaşadık, geçti, sonuçlandı. Ama bundan ders alarak başka yarışmaların kaç kademeli olacağına daha iyi ve daha fazlaca bakmak gerekiyor olabilir. Burasını yaşadık ve gördük. Bu sadece bizim için bir deneyim oldu. Ben umuyorum ki sonucunun da iyi olduğu, tamamlandığında da bu iyi sonuç, iyi kullanımlar kendini gösterecektir. Ben bu konuda böyle diyebilirim. Yani geçmişi yeniden yorumlamak gerekmiyor artık benim için. Evet, teşekkürler efendim. Salona dönüyorum. Galiba kolokyum tartışması yeterli olduğuna ulaştı. Öyle mi? Sami Bey siz mi? Söz istediniz efendim. Buyurun efendim. İstanbul Şube Başkanımız Mimar Sami Bey. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle Kadıköy Belediyesi'ni buraya yarışmaya açma konusunda kabul etmiş olduğu için ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a ve ekibe. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yarışma kültürü özellikle meslektaşlarımızın da katkısıyla maalesef uzun yıllardır kesinlikle fazla yarışma açılmıyor. Belediye yarışma açarken bile biliyoruz birçok meslektaşımız duyuyorlar. Yarışma için yardım alırken bile meslektaşlarımız ya niye yarışma açıyorsun ben mi yapayım gündemini her zaman yaşıyoruz. Burada da Kadıköy Belediyesi'nin özellikle çok zorlu bir alanda gerçekten kendi mahallenin içinde, sokağın içinde bir alanda bir talep edilen kamunun da daha fazla kullanabileceği bir alan talebini de karşılayabilecek bir düşünce. Yani burada kamusal bir alan beklentisiyle de belediyenin çıkmış olması, oradaki halkı, semti düşünerekten bir çıkış yapmış olması burada önemliydi. Bu anlamda belediye başkanlığı ekibi kutluyorum.
Bu süreci birlikte hazırladık aslında Mimar Olsun'la. Belediye birlikte hazırlandık. Yani jüriye kadar burada çok duyarlı bir semt sakinleri var, örgütlenmesi var, halk var. Bunların da daha yarışma açılacak, bunu yıkılacak kavramı çıktığında burada halk ayaklanmıştı. Kent savunması, Kadıköy kent savunması, yerel örgütler, muhtarlıklar ayaklanmıştı. Bunların da beklentilerine, buradaki sokakta yaşayan insanların da beklentilerine yanıt verebilecek bir sonuç olması gerekiyordu. Bu anlamda tepkileri de yani süreç içinde tanımlayabilmek, onların tepkilerini alabilmek, katılımcı bir süreci tanımlayabilmek. Kaç tane yarışma var? Böyle halkın katıldığı bir yarışma. Süreç, evet belki eksikler, erişilerimiz olabilir ama halkın katılabilmesini sağlaması, belediyenin buna onay vermiş olması, bu önerimizi Mimar Olsun olarak yapmış olması, bu öneriye yanıt vermiş olması, katılımı sağlamış olması çok önemliydi. Bundan önce, yarışma sürecinden önce de bu değerlendirme yapılmıştı. Ve ondan sonrası jüriye teslim edildi. Gerçekten bu süreci birinci derece sorumlu sahibi, idarenin, belediyenin süreci içinde yer almış olması ve mimarlara bu süreci bırakmış olması önemliydi. O anlamda teşekkür ediyorum. Jüriye teşekkür ediyorum. Uzattım belki ama bu süreci hazırladığı için, daha sonra alıp, bizden alıp, bugüne getirdiği için 89 proje katılmış. Geçen çoğuna baktım, şartnameye ve beklentiye yanıt verebilecek nitelikli proje çok sayıda hazırlanmış. Tüm katılımcılara bu anlamda teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok şey var aslında ama iki aşama tekrar bir yorumu gerek yok bu aşk nedenle. Jüride diye yorum yaptı. Sizler herkes düşüncesiniz dedi. Ben teşekkür ediyorum tüm katılımcılara, belediye ve jüriye. Teşekkürler. Sayın Bey'e biz de teşekkür ederiz Sayın Başkan. Teşekkürler. Ben programı bilmiyordum. Hakikaten de salonda bu tartışmanın olgunlaştığını düşünüyordum. Uyarı da geldi. Kolokyumu sonlandırıyoruz. Katılımınız, katkınız için teşekkür ediyoruz. Soru mu var? Son bir soru alalım. Buyurun efendim. Bu arada ben bir bilgi vermem isterdim. Bu katta kokteyl varmış. Ama bir dakika, böyle birinciler mi oluşur galiba? Evet, söyleyeceğiz zaten. Ben soru sormaktan ziyade hem jüri üyelerine hem de Kadıköy Belediyesi'ne ve bu çalışmaya çabası geçmiş olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Kadıköy Kent Dayanışması'ndayım. Bir arkadaşımız, bizden bir arkadaşımız jüride yer aldı, çalışmalara katıldı. Ve sonuçta da benim görebildiğim kadarıyla son derece güzel bir proje seçilmiş durumda. Bizler arkadaşımıza bu teklif yapıldığında Kadıköy Kent Dayanışması olarak gezden beri biliyorsunuz bilmeyenler için Kadıköy'de, İstanbul'da, Türkiye'de kent hakkı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kent hakkı konusunda kentimizi, mahallemizi ve Kadıköy'ü koruma bağlamında kent çalışmasına devam ediyoruz. Çok mutlu olduk. Bize jüride danışman olarak bir yer verildiği zaman. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bu yapıldığı zaman da aslında biz oturduk kendi aramızda konuştuk Kadıköy Kent Dayanışması bütün üyeleriyle birlikte ne istiyoruz, işte nasıl bir proje olsun. Evet tabii ki biz, ben mesela kendi açımdan da baktım ama aynı zamanda mahallemiz açısından da baktık. İşte diyeyim ben anneyim aynı zamanda ve mahalledeki bir spor salonunun aynı işlevini tutması gerektiğini, koruması gerektiğini, orada işte okullardan olsun, çevre civardan olsun, çocukların, gençlerin gidip basket oynadığını, spor yaptığını biliyorum. Ve bu işlevinin tutulmasının ne kadar önemli olduğunu hem mahalle için hem de Kadıköy için farkındaydım. Aynı zamanda başım yine moda sakin olarak orada oturan birisi olarak yine mahallemizdeki kültür sanat ortamının Barış Manço Kültür Merkezi'nin mesela işlediğinin farkındayız. Farkındayım. Bu yüzden eşit üyeler mesela oturduk. Cafer Ağa projesinin nasıl yenilendiği takdirde, yeni bir proje olduğu takdirde
bizim açımızdan, yani halk açısından orayı kullanan insanlar ve kullanacak olan insanlar açısından ne anlamı olduğunu ve olması gerektiğini tartıştık. Ve şu an anladığım kadarıyla, gördüğüm projelerden ve sonuçtan da çıkardığım kadarıyla son derece güzel bir proje seçilmiş. Umarım bu hayata bir şekilde geçirebilir. Hem yüksekliği açısından, hem kamu alanı, yeşil alanı açısından, hem yüzlük havuzu, belki buna karşı olanlar var ama ben mahallemizin mesela son bir dolu yaşlısının olduğunu ve havuzlara sadece parası olanların gidebildiğini düşünüyorum. Ve aslında bir havuzun mesela keşke her mahallede olsa, bütün yaşı ilerleyen, işte son zamanlarda Del fıtığından tutun da başka bir dolu şeylere kadar sorunlar yaşayan insanların aslında havuzlara gitmesi gerektiğini ve bunun için de belediyelerin havuz yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar mesela bizlerin öncülerimizde, tabii bunlar nasıl hayata geçirilebilir, mimar mühendislerin bileceği bir iş. Ama ben kendi açımdan hem bir kullanıcı olarak hem de mahalle sakini olarak herkese yeniden kendi adımıza teşekkür etmek istiyorum ve inşallah hayata geçirilebilecek de bu seçilmiş olan proje. Efendim, değerlendirmeniz için teşekkür ediyoruz. Son sözü proje yarışmasında derece alan, birinci derece alan arkadaşımıza veriyoruz. Buyurun efendim, mikrofondan. Kim konuşuyor? Ya şöyle daha şık olur. Merhabalar. Öncelikle bu sürece katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Bu projenin bir yarışma yoluyla elde edilmiş olması da bizim için mutluluk verici. Sadece bizim için değil, Türkiye Mimar Kurumu için önemli olduğunu düşünüyoruz. Süreçte bizim, yani bu kolokyum aslında birçok açıdan bizi bilgilendirdi. Bizim fark ettiğimiz ve fark etmediğimiz değerler olduğunu gördük. Fark ettiğimiz değerler aslında burada da değinilen, birincisi Cafer Hanım. Türkiye basketbolu için önemli bir çark olduğunu bir İzmirli olarak dahi biliyorduk. Diğer taraftan Türk müziğiyle müziğinin önemli bir rengi olan Barış Manço'nun ismini aldığı bir kültür merkezinin burada varlığı ve kullanılabilirliğine dair bilgilerimiz vardı. Bunlar fark ettiğimiz değerlerdi. Ama burada anladım ki fark etmediğimiz değerler de bu yarışma sürecinin öncesindeki ortak akıl, kolektif bir sürecin varlığı, katılımcı ve çok paydaşlı bir değerlendirme sürecinin background'da var olduğunu fark ettim ve tekrar bununla teyidini buraya gelen yaşadığı kentle ilişkisi güçlü, çevresine dair sorumluluklarını önemseyen kullanıcıların olduğunu ve bunların da fikirleriyle bu sürece katkı sağladığını gördüm. Bu iki değer bizim için de aslında oldukça önemli. Dolayısıyla bunlar bizim için mutluluk verici. Proje nihayetinde bir projedir. Biz, değindiğim gibi fark ettiğimiz değerleri gözeterek çok da aslında yüksek sesle konuşmayan, biraz da kısık sesle çevresiyle bütünleşmeye çalışan ve kullanım, kent belleğini önemseyen bir kamusal alan odaklı bir proje üretmeye çalıştık. Takdir jürinin ve tabii ki bundan sonraki süreçte kullanıcıların olacaktır. Umarız sonuca gider ve inşa sürecinde birlikte bir Kadıköylüler ve bizler görmüş oluruz. Çok teşekkür ederiz. Saygılar sunarım. Evet, yarışmada birincilik alan arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyoruz. Belediyemizin bir ikramı var dış salonda. Oraya geçeceğiz. Kolokyumu sonlandırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Katkı koyan herkese teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.